Merhaba arkadaşlar, yeniden bir konuyla daha bir aradayız. Bu dersimizde de fiil çatılarını yeniden hatırlayacağız. Çünkü daha önceden de ayrıntısıyla derslerimizde bu konudan bahsetmiş idik. Fiil çatısı ya da başka bir ifadeyle eylem çatısı. Nedir fiil çatısı? Öncelikle şöyle genel bir tanımına bakalım. İş, oluş ya da durum bildiren fiillerin özne ve nesneye göre gösterdiği özelliğe biz ne diyorduk? Fiil çatısı diyorduk. Yani bu ünitede cümlenin ögeleriyle bağlantılı bir konu. Yani biz fiil çatısını bulabilmek için öncelikle özne ve nesneyi iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bu konuda hala eksiklerimiz varsa onları tamamladıktan sonra inşallah bu konu tekrarını yapmış olalım. Şimdi özne ve nesnesine göre gösterdiği özelliği fiil çatısı demiştik. Fiil çatısını A öznesine göre, B nesnesine göre olmak üzere iki başlık altında topluyoruz. Şimdi öncelikle öznelerine göre fiiller, yani etken fiiller ve edingen fiillerden anlatmaya başlayalım. Daha sonrasında nesnesine göre geçişli ve geçişsiz fiillerden devam edelim. Şöyle hatırlıyorum. Bu konu, bu yıl işlediğimiz konular arasında en çok sevdiğiniz ve çok rahat, kolaylıkla anladığınız bir konuydu. Çok kısa sürede geçmiştik. Dolayısıyla buradan da yeni bir tekrarla inşallah üzerinden geçmiş olacağız. Şimdi, öznelerine göre fiilleri etken ve edilgen olmak üzere ikiye ayırdık. Etken fiillerden hatırlayalım. Yüklemindeki eylemi yapanın belli olduğu fiillere biz ne diyorduk çocuklar? Etken fiil diyorduk. Yani öznesi gerçek özne olan fiillere etken fiiller diyoruz. Tabi burada hatırlamamız gereken bir nokta daha var. Derslerde de üzerinde durduk. Gizli özne peki gerçek özne olarak kabul ediliyor mu? Elbette eğer cümlenin öznesi gizli özne dahi olsa biz onu etken fiil olarak kabul ediyoruz. Örnek üzerinden anlatalım. Herkes ona merakla bakıyordu. Cümlesinin öznesine bakalım. Herkes ona merakla bakıyordu. Bakıyordu yüklem. Merakla bakan kim? Herkes. Dolayısıyla bu cümlede öznemiz var. Öznemiz olduğu için de bu cümle etken bir cümledir. Tabii burada hatırlamamız gereken önemli bir bilgiyi daha size hatırlatmak istiyorum. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Yani bazen sorularda bizi şaşırtmak için cümleler verirler. Cümlenin yüklemi isim cümlesidir. Orada boşuna vakit kaybetmeyeceğiz. İsim cümlelerinde çatı özelliği aramayacağız. Veya başka bir ifadeyle soruyu şöyle değiştirerek sorarlar bize. İşte aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz denildiğinde de buradaki bilgiyi hatırlayarak inşallah soruları cevaplamaya çalışalım. Evet. Geldik edilgen fiile. Şimdi edilgen fiili cümlenin ögeleri konularında özneyi anlatırken sözlü özneden bahsetmiştik size. Neydi sözlü özne? Normalde işi yapan değil ama işten etkilenen varlığa biz ne diyorduk? Sözlü özne diyorduk. Demek ki sözlü özne varsa cümlede öznesine göre edilgen fiildir. Yine burada çok önemli bir noktayı paylaşacağım sizinle. Edilgen fiili cümlelerde başkası tarafından yapılma anlamı vardır. Bu çok önemli. Bunu unutmayacağız. Edilgen çatılı fiillerde işin başkası tarafından yapılma anlamı var. Örnek üzerinden anlatmaya devam edelim. Hazırlıklar yarım saat önce tamamlandı. Şimdi cümlenin yüklemine bakalım. Tamamlandı. Yüklem. Peki tamamlanan ne? Hazırlıklar. Peki bu hazırlıklar kendi kendini mi tamamladı? Bu hazırlıklar başkası tarafından mı yapıldı? Elbette bu hazırlıklar başkası tarafından yapıldı. Dolayısıyla burada işin kimin tarafından yapıldığı belli değil. Ne demiştik? Edilgen
fiili cümlelerde başkası tarafından yapılma anlamı vardır. Yani hazırlıklar kim tarafından yapıldı? Birileri tarafından yapıldı ama kimin yaptığı net bir şekilde ortada olmadığı için hazırlıklar cümlesinin, hazırlıklar kelimesi yani öznemiz söz özne. Ve dolayısıyla edilgen çatılı bir fiil. Yine başka bir örnek üzerinden devam edelim. Gürültülü ayak sesleri duyuldu. Duyuldu, yüklem. Peki duyulan ne? Ayak sesleri. Kim tarafından duyuldu? Başkaları tarafından duyuldu. Dolayısıyla burada da yine bir sözlü özne var ve yüklemimiz, fiilimiz çatısına göre edilgen çatılı bir fiil. Yine önemli bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğa olayları oluş eylemleriyle anlatılır. Yüklem ne ve ne eklerini alır ancak eylem etken olarak kabul edilir. Bu önemli bir bilgi. Olgunlaşan armutlar döküldü örneğinde olduğu gibi burada döküldü etken bir fiildir. Bu da önemli bir kural. Bunları edilgen olarak almıyoruz arkadaşlar. Yine bir hatırlatma. Edilgen çatılı fiillerimizin yükleminde muhakkak edilgen seslerimiz L ve N sesleri olmalı. Tabii buna dikkat ederek, cümlenin anlamına da bakarak, kuralları uygulayarak rahatlıkla soruları çözebiliriz. Örnek üzerinden birkaç örnekle pekiştirmiş olalım. Komşulardan birinin penceresi açıldı. Cümlesinin yüklemine bakıyoruz. Açıldı. Peki yüklemden sonra bakmamız gereken diğer bir husus özne. Çünkü öznesine göre inceliyoruz cümlelerimizi. Bu cümlenin öznesi nedir? Komşulardan birinin penceresi. Açılan ne? Komşulardan birinin penceresi. Peki bu pencere kendi kendini mi açtı? Bu başkaları tarafından mı yapıldı? Baktığımız zaman cümlenin anlamına işin başkaları tarafından yapıldığını görüyoruz ve edilgen çatılı bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Tabii az önce demiştim ki L ve N sesini alan her yüklem edilgen çatılı değildir. Bakın bir örnek. Duyduğu motor sesiyle irkildi. İrkildi. Şimdi direkt ezbere gittiğimiz zaman yükleminde irkildi. L sesini gördüğümüzde edilgenlik eki deyip buna edilgen çatılı fiil diyebilirsiniz ama hata edersiniz. Cümlenin geneline bakmamız gerekiyor. Duyduğu motor sesiyle irkildi. Kim irkildi? O. Gizli özne. Yani irkilen bir kişi var. Burada gerçek bir öznemiz var. Dolayısıyla bu edilgen değil, etken çatılı bir fiildir. Demek ki yükleminde L ve N sesi olan her kelime, fiil edilgen değildir. Zaten diğer bir mantıkla baktığımızda irkilmek, zaten L sesi irkilmek fiilinin kendi kökünde vardır. Hani bu şekilde de düşünerek rahatlıkla soruyu çözebiliriz. Devam ediyoruz. Bazı etken fiillerde işin karşılıklı veya birlikte yapıldığı anlamı vardı. Bu da çıkıyor karşımıza sorular şeklinde. Çok çok daha önceki yıllarda biz işteş çatılı fiiller diyorduk buna. Ama müfredat değişikliğiyle artık bunlar etken çatılı fiiller olarak karşımıza çıkıyor. Zaten işteş şeklinde hiçbir zaman karşımıza çıkmaz. Sadece anlam üzerinden sorular karşımıza gelir. Şöyle sorabilirler. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin birlikte yapıldığı ya da karşılıklı yapıldığı anlamı vardır şeklinde çıkıyor. Zaten çözdünüz. Bunlarla ilgili soruları gördünüz. Yeni bir konu değil. Çok üzerinde durduk. Hatırlayın. Örnek üzerinden hatırlatalım. Son sözünden sonra uzunca gülüştüler. Gülüştüler. Yüklemine baktığımızda bu gülüşme eylemini birlikte yapmışlar. Anlam olarak burada eylemin birlikte yapıldığı anlamı var. Adamın yanına yaklaşınca selamlaştık. Yine selamlaşma eylemi nedir arkadaşlar? Karşılıklı yapılan bir eylemdir. Dolayısıyla burada da böyle bir durum söz konusu. Zaten ş ekleri önüne bazı sesleri alarak burada karşımıza yüklemde çıkarlar ve bu anlamı
yüklendi cümleye genel olarak katarlar. Geldik fiil çatısında diğer bir başlığa. Öznesine göre fiil çatılarını inceledik. Nesnesine göre fiil çatıları. Şimdi nesnesine göre fiil çatılarını da biz geçişli fiiller ve geçişsiz fiiller olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Geçişli fiiller, nesne almış ya da alabilen fiillere geçişli fiiller diyoruz. Bakın, konumuz yine cümlenin ögeleriyle bağlantılı. Biraz önce dediğimi yeniden hatırlatmak istiyorum. Eğer hala cümlede ögeleri bulmakta sıkıntı yaşıyorsak bu konuları bir gözden geçirelim. İnşallah o konuyu Musa hocamız anlatacak size. Oradan da hatırladıktan sonra devamlı bu konuyu tekrar edebilirsiniz. Nesne almış ya da alabilen fiillere geçişli fiiller denir dedik. Neyi, kimi, ne sorularına cevap veren fiiller geçişlidir. Örnek, elinin tersiyle alnındaki terleri sildi. Şimdi cümlemize bakalım. Sildi yüklen. Neyi sildi? Alnındaki terleri. Bu cümleye baktığımızda bir nesnemiz var. Dolayısıyla nesnesi olduğu için bu geçişli bir fiildir. Tabii burada yine önemli bir noktaya daha değinelim. Nesne alabilen ancak cümle içinde nesne kullanılmayan cümlelerin fiilleri de geçişlidir. Şimdi genel tanımı hatırlayalım. Ne dedik? Cümle içinde nesnesi olan ya da nesnesi olmasa bile nesne alabilen fiiller geçişlidir. Ne demek bu? Önce cümleye bakıyoruz. Nesnesi varsa zaten ne diyoruz? Bu bir geçişli fiildir. Ama nesnesi yoksa da hemen geçmiyoruz. Bir başka ifadeyle hatırlayın size bazı püf noktalarını öğretmiştik bunu. Fiilimize onu kelimesi ekliyoruz. Onu kelimesini getirdiğimizde anlamlı oluyorsa geçişli fiil oluyor. Yani cümlede direkt nesnesi olmasa bile nesne alabildiği için bu küçük ipucuyla, bu kolaylıkla biz onu kelimesini getirerek anlamlı bir kelime kurabiliyorsak ne oluyordu? Geçişli fiil oluyordu. Örneğin, uykusu gelmeyince sabaha kadar okudu. Şimdi cümleye bakıyorum. Normal şartlarda bu cümlede herhangi bir nesne yok. Benim bu cümleye geçişsiz demem lazım. Ama acele etmiyorum dediğim gibi. Bakıyorum fiile. Yeniden bir sağlama yapmak istiyorum. Ve biraz önce söylediğim kuralı hatırlatarak fiilin başına onu getiriyorum. Onu okudu. Cümle anlamlı oluyor mu? Oluyor. Çünkü okunan bir şey var ortada. Dolayısıyla nedir bu? Geçişli bir fiildir. Yine biraz önce bahsettiğimiz unutmayın, tekrar hatırlayalım. Fiilin başına onu zamirini getirip okuduğumuzda anlam bozulmuyorsa o fiil geçişlidir. Onu zamiri bütün nesnelerin yerine kullanılabilmektedir. Kediyi bir köşede kıstırdı. Kıstırdı yüklen. Neyi kıstırdı? Kedi. Bu cümlenin nesnesi olduğu için geçişli bir fiildir. Eğer cümle vermez de sadece bize kelime verirse ne yapacağız? Unutmayalım. Kelimenin başına onu getireceğiz. Anlamı oluyorsa geçişlidir. Çünkü bazen sorularda karşılaşıyoruz. Zaten karşılaştınız bunlarla hatırlayın. Sadece şıklarda kelimeler var. Geçişli mi geçişsiz mi diye bize soruyorlar. Biz ne yapıyoruz orada? Kelimenin başına onu getiriyoruz. Anlamlı oluyorsa geçişli, anlamsız oluyorsa geçişsiz diyoruz. Evet. Olmayan bir örnek, yani geçişsiz olmayan bir örnek verelim. Sabah erkenden uyanmıştı. Kelimenin başına, yani fiilin başına onu getirelim. Onu uyanmıştı. Anlamsız bir cümle oldu. Dolayısıyla onu uyanmıştı olmayacağı için, herhangi bir anlam ifade etmeyeceği için biz geçişsiz bir fiildir diyoruz arkadaşlar. Evet. Yine çok önemli bir bilgiyi yeniden size hatırlatmak istiyorum. Geçişli fiillere, yani zaten geçişli olan fiillere re, t ve tır ekleri getirildiğinde cümlenin geçişlilik derecesi artar. Yani böyle sorular karşımıza çıkıyor. Çözdük bunlarla ilgili soruları. Hatırlayalım örnekten.
masanın üstündeki çantayı açtırdı. Şimdi trekini hiç düşünmeyin. Cümleyi yeniden farklı yorumlayalım. Masanın üstündeki çantayı açtı. Cümle zaten neyi açtı? Masanın üstündeki çantayı. Cümleye baktığımız zaman zaten nesnesi var. Bu bir geçişli bir fiil. Ama açtı yüklerine bir de trek ekledik. Ne oldu peki? Bir başkasına, işi bir başkasına yaptırma anlamı çıktı. R, T ve trekleri işi başkasına yaptırma anlamını da ekler. Aynı zamanda geçişli olan fiili geçişlilik derecesini bir kat daha artırır. Yine diğer örnek. Kitabımı sınıf arkadaşlarıma okuttum. Mesela buradaki T de yine ikinci bir geçişlilik derecesi oluşturuyor bu cümlede. Neyi? Kitabımı örneğinde olduğu gibi. Şimdi bunlardan da birkaç örnek yaparak konumuzu tamamlayalım inşallah. Etraftan ara sıra sesler gelmeye başladı. Başladı yüklem. Şimdi cümleye bakıyorum. Herhangi bir nesnesi var mı bu cümlenin? Etraftan ara sıra sesler gelmiyor. Hayır, yok. Geçişsiz bir cümle gibi görünüyor. Ama yine de ben sağlamasını yapmak istiyorum. Belki fiilim geçişli fiil olabilir. Yani cümlede hatırlayın, nesnesinin olması gerekmiyor. Peki bunu nasıl yapacağım? Fiilin başına onu getireceğim. Getiriyorum. Onu başladı. Onu başladı. Anlamlı bir kelime olmadığı için cümle geçişsiz oluyor arkadaşlar. Yine sert bakışlarını duvar kenarına çevirdi. Neyi çevirdi? Sert bakışlarını. Cümlede zaten nesnemiz var. Dolayısıyla burada da geçişli bir fiil oluşturmuş olduk. Evet. Şimdi çocuklar, konumuzu yeniden hatırladık. Bundan sonraki süreçte yapmamız gereken bu konularla ilgili sorular çözmek. Sorularda yapamadığınız sorular olursa muhakkak bana telefonlarınızla gönderebilirsiniz. Size her zaman yardım etmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.